Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen ve Allah tarafından kendisine çok özel bir ilim verilmiş olan Lokman Hekim'in çarpıcı hayatını daha önce dinlemiş miydiniz? Hakkında anlatılan öyle ilginç şeyler var ki, merak edilenlerden biri de onun bir peygamber olup olmaması. Ama dahası var. Gerçekten de bulduğu bir formül ile binlerce yıl yaşadı mı? Bitkilerle ne konuşuyordu? Adana'da Mrs. Nehri'ne düşürüp serin sularda kaybettiği o çok çarpıcı sır neydi? Efsanelerde söylenildiği gibi Şahmeran'la bir bağlantısı var mıydı? Az sonra geçmişten günümüze akıl almaz bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Hazreti Süleyman peygamberin hayvanların dilinden anlayıp bu sayede onlarla iletişim kurduğunu ve onlara hükmedebildiğini hepimiz biliyoruz. Peki ya bitkilerin, ağaçların dilinden anlayıp onlarla konuşabilen bir kişi duymuş muydunuz? Evet, ismine Kur'an-ı Kerim'de de rastladığımız Lokman Hekim'den bahsediyorum. Kimilerine göre Hazreti Lokman'ın da bir peygamber olma olasılığı bulunsa da İslam alimlerinin genel görüşü onun bir peygamber değil, Allah Azze ve Celle tarafından kendisine özel bazı ilimler verilmiş olan hikmet sahibi salih bir kul olduğu yönünde. Peygamber olup olmadığı itilaflı bulunan 3 kişiden biri o. Diğer 2 kişi ise Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Üzeyr Aleyhisselam. Binlerce yıldır hala aramızda yaşadığı rivayet edilen Hazreti Hızır'dan sonra gelen en uzun ömürlü kişinin Lokman Hekim olduğu söylenilmekte. Peki tüm bunlar nasıl oldu? Dilerseniz Hazreti Lokman'ı daha yakından tanımak için onun çocukluğuyla başlayalım. Tarih M.Ö. 1200'ler. Hazreti Lokman, siyahi bir anne babanın bebekleri olarak M.Ö. 1200'lerde Şam yakınlarında dünyaya geldiği düşünülmekte. Günümüzden yaklaşık 3200 yıl kadar önce doğan Lokman Aleyhisselam'ın Hazreti Eyüp peygamberin soyundan geldiği rivayet edilmektedir. Ebeveynleri birer köle olan Lokman Hekim de ailesi gibi köle olarak dünyaya gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresiyle onun adında bir sureyle karşılaşıyor ve kendisinden övgüyle bahsedildiğini görüyoruz. Biz Lokman'a hikmet verdik diye buyuruluyor. Nesnelerin hakikatini bizlerin görebildiği veya duyabildiğinin ötesinde bir yetenekle algılayabiliyor olmasıyla her bir bitkinin hangi hastalığa iyi geldiğini bilebiliyordu. Rivayetlere göre ise bunu bitkilerle konuşabilerek direkt onların kendisinden öğreniyordu. Genç yaşına kadar efendilerinin emri altında köle olarak ailesiyle birlikte kırlarda çalışan ve çobanlık yapan Lokman Hekim, 17 yaşındayken bitkilerle kendisi arasındaki bağı fark ettiğinde onları kullanarak çeşitli ilaçlar yapmaya başladı. Bu ilaçlar sayesinde köydeki hastaları iyileştirebiliyordu. Böylece önce kendi köyünde, sonra da çevre bölgelerde yavaş yavaş şifacı olarak tanınmaya başlamıştı. Pek çok kişi bu genç kölenin namını duyuyor ve onu görmeye geliyordu. Fakat bazı kişiler onun yayılmaya başlayan bu şöhretinden oldukça rahatsızdı. Çevredeki büyücüler. Yaşamlarını insanları kandırarak ve de onların duygularını sömürerek sürdürmeye devam eden bölgedeki büyücüler ve rüya yorumcuları, Allah tarafından kendisine hikmet verilmiş Lokman Hekim'in gördüğü bu ilgiyi kabullenememiş olacaklar ki, söylentilere göre kendi aralarında birleşerek Lokman Hekim'i ve ailesini sahiplerinden satın alıp, sonra da onları uzaklara gitmek şartıyla serbest bırakmışlar. Ama Lokman Hekim'in azat edilmesi mevzusu başka kaynaklarda daha farklı anlatılır. Günün birinde efendisi Lokman Hekim'den bir koyun kesip en güzel yerinden 2 parça et getirmesini ister. Bunun üzerine Lokman Aleyhisselam koyunun kalbini ve dilini getirir. Efendisi şaşırmıştır. Bu sefer de kestirdiği bir başka koyunun en kötü 2 yerinden et getirmesini ister. Lokman Hekim yine koyunun dilini ve kalbini getirir. Efendisi kızmıştır. ''Ne yapıyorsun sen böyle?'' diye sorar. Lokman Hekim şöyle cevap verir. ''Eğer iyilik yolunda olursa kalp ve dilden daha güzeli yoktur. Fakat tam tersi kötülük yolunda olursa yine kalp ve dilden daha kötüsü yoktur.'' der. Söylentilere göre efendisiyle yapmış olduğu bu konuşmanın üzerinden Lokman Hekim azat edilmiş.
Sonuç olarak öyle ya da böyle Lokman 17-18 yaşlarındaydı ve özgür kalmıştı. Artık uzak diyarlara gidebilecek, belki de hiç görmediği, koklamadığı bitkilerle karşılaşacak ve onların da sırlarına vakıf olacaktı ki öyle de oldu. Mısır'a kadar süren yolculuğu sırasında pek çok yeni bitki keşfeden Hazreti Lokman ilmine ilim katmaya ve daha pek çok hastalığın şifasını keşfetmeye devam ediyordu. Ta ki Mısır'da da ünü yayılmaya başlayıp bir komple kurban gitmesine kadar. Firavun tarafından cezalandırılarak zindana atılan Lokman uzun yıllar Mısır'da esaret altında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Yeni istikamet Anadolu topraklarıydı. Verimliliği bakımından yeryüzündeki cennet gibi olan Anadolu diyarına ulaşmak Lokman Hekim açısından büyük bir fırsattı. Tarsus'ta da yaşayan Lokman Hekim'in adı Şahmeren efsanesine de karıştı. Efsaneler pek çok yörede farklı farklı anlatıldığı ve de bahsettiğimiz olaylar binlerce yıl öncesinden günümüze ulaştığı için zaman zaman tutarsızlıklar olması kaçınılmaz. Bu açıdan baktığımızda Şahmeran'ın çok yakın dostu olan Cemşap isimli karakterin hikayenin sonunda Lokman Hekim'e dönüşmesi pek de şaşırılacak bir durum olmasa gerek. Yaşanmış olayların doğrusunu Allah bilir deyip anlatılanların gerçekliğinden ziyade hikayelerden ne gibi dersler çıkarılabilir ve faydalanabiliriz kısmıyla ilgilenmek daha doğru olacaktır. Anadolu'yu karış karış dolaşıp ilmine ilim katan Lokman Hekim bir süre sonra Babil topraklarında buluverdi kendisini. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın hükümdar olduğu dönemdeyiz. Az önce Lokman Hekim'in M.Ö. 1200'lerde doğduğunu söylememiş miydin? Nasıl olur da 250 yıl kadar sonraki Hazreti Davud döneminde hala Lokman Hekim'in varlığından söz edebiliriz? Dediğinizi duyar gibiyim. Ama rivayetlere göre Lokman Hekim o sıralar 200'lü yaşlarında ve önünde daha çok uzun bir ömür var. Tam olarak kaç yıl yaşadığı bilinmeyen Lokman Hekim'in 1000 yıldan fazla yaşamış olduğu rivayet edilir. Bu yüzden kendisine kartallar gibi uzun yaşayan Lokman'ın Nusur ya da uzun ömürlü anlamına gelen El Muammer gibi lakaplar da takılmıştır. Hazreti Davud'la karşılaşan Lokman Hekim uzun bir süre bu topraklarda yaşadı. Medreselerde eğitim veriyor, birçok öğrenci yetiştiriyordu. Bir zamanlar köle olan o adam artık büyük bir alimdi. Fakat bir süreliğine ilginç bir şekilde tekrar köleliğe geri dönecekti. Yaşanan olay şu şekilde. Günün birinde Hazreti Lokman çarşıda geziyor ve işine yarayacak otları arıyordu. Soylulardan bir adam ise yeni kölesiyle birlikte aynı çarşıdaydı. Az önce kölesini kaybetmiş ve hiddetle onu aramaktaydı. Tam o sırada Lokman'la karşılaşan adam, Lokman Hekim'i kolundan tuttuğu gibi ''Nereye kayboldun sen?'' diye bağırdı. Adam, siyahi kölesiyle Lokman Hekim'i birbirine karıştırmıştı ve onu tuttuğu gibi evine götürdü. Lokman Hazretleri enteresan bir şekilde bu duruma hiç ses çıkarmamış ve içinde bulunduğu durumu kabullenip başına gelenlere razı gelip olanları gözlemlemeye başlamıştı. Üstelik uzun bir süre efendisinden zulüm görmesine rağmen. Bir süre sonra adam kölesi sandığı kişinin Lokman Hekim olduğunu fark edince Lokman Aleyhisselam bir kez daha serbest kalmış oldu. Lokman Hekim artık otların ve bitkilerin hakikatini çözmüş bir veli kuldu. Ama sahip olduğu ilim ona yeterli gelmiyordu. Daha fazlasını öğrenmek, henüz bilmediği sırlara vakıf olmak istiyordu. Her türlü hastalığın şifasını bitkilerden elde etmeyi başarabiliyor olması ona daha fazlasına ulaşabilir miyim sorusunu sordurtturuyordu. O da ölümsüzlüğün formülü. Acaba ölümsüzlük doğada gizlenmiş olabilir miydi? Lokman Hekim ile ilgili en sık rastlayacağınız bilgi, onun ölümsüzlük arayışı ve bunun formülünü bulmuş olmasıyla alakalı olacaktır. Fakat açıkçası bu anlatım beni biraz rahatsız ediyor. Sonuçta Allah'ın takva sahibi, salih kullarından biri, ölümün bir son değil, tam tersi sonsuz bir hayatın başlangıcı olduğunu ve gerçek ölümsüzlüğün zaten var olduğunu bilmesi lazım. Benim şahsi düşüncem, Lokman Hekim'in gençlik iksirinin veya uzun yaşamın sırrının peşine düşmüş olabileceği yönünde. Ben anlatımımı bu şekilde yapacağım, yine de en doğrusunu Yüce Allah bilir. Lokman Hekim, Babil'den Anadolu topraklarına tekrar döndüğünde, yetişen bitkilerin zenginliği sebebiyle Adana Çukurova'ya yerleşip hayatını burada sürdürmeye başlar. Bitkilerin kendi aralarında nasıl iletişim kurduğunu ve biz insanlar gibi duyguları olduğundan hem daha önce hazırlamış olduğum bir videomda hem de Gizemli Olaylar isimli kitabımda bahsetmiştim. İşte Lokman Hekim bitkilerdeki bu gizemin farkındaydı. Hatta onların sesini duyabilip onlarla iletişim kurabiliyordu.
Hakkında anlatılan meşhur efsaneye göre o dönem Mrs. civarında hem yaptığı şifalı karışımlarla hastalara şifa oluyor hem de gençlik iksirinin peşinden gitmeye devam ediyordu. Günün birinde o zamanki eski Mrs. Köprüsü yakınlarında bir çınar ağacına dayanmış ve derin düşüncelere dalmış olan Lokman Hekim duyduğu bir sesle irkildi. Otların arasından daha önce hiç denk gelmediği bir çiçek, "Bunca zamandır arayıp durduğun iksirin sırrı bende," diye fısıldıyordu Lokman Hekim'e. Bunu duyan Lokman derhal oturduğu yerden kalkarak bitkiye yaklaştı ve onunla konuşmaya başladı. Bitki, Lokman Aleyhisselam'ın ihtiyacı olan her şeyi bir bir anlatıyor, Lokman Hekim de duyduklarını tek tek yanında taşıdığı defterine not alıyordu. Bunca yıldır peşinde olduğu gençlik iksirinin formülü artık parmaklarının arasındaydı. Heyecanla ayağa kalktı ve aceleci adımlarla evine doğru yürümeye başladı. Lakin Mrs. Köprüsü'nün üzerinden geçerken hiç tahmin etmediği bir şey gerçekleşti. Aniden ortaya çıkan bir rüzgar, notlarının yazılı olduğu defteri Lokman Hekim'den aldığı gibi Mrs. Nehri'nin sularına uçurdu. Kimilerine göre ölümsüzlüğün, kimilerine göre gençlik iksirinin formülü böylece kayıplara karışıp gitti. Arkasından koşturan Lokman Hekim ne kadar uğraşsa da defterine ulaşmayı başaramadı. Günler sonra nehrin kenarında bulduğu defterinden kopmuş olan tek bir yaprak hariç. İşte rivayetlere göre günümüzde bilinen pek çok ilacın kaynağı Lokman Hekim'den arta kalan bu tek yaprakta yazanlar. Lokman Hekim dünyanın dört bir köşesinde tıp alanında hekimliğin atası olarak kabul edilip saygı duyulmaya devam ediyor. Peki ya kaybolan deftere ne oldu? Hadi gelin biraz olayın fantastik söylencelerine de değineyim. Efsane o ya, formülün yazılı olduğu defter, nehirde yaptığı uzun yolculuğun sonunda bir Yahudinin eline geçti. Aradan çok uzun seneler geçip, milattan sonra 1300'lü yıllara gelindiğinde, Fransa'da yaşandığına inanılan ilginç bir olayın bilgisi günümüze kadar ulaştı. Hayatını ölümsüzlük iksirini bulmaya adamış olan 1340 doğumlu Nicholas Flamel, bir gün dükkanında oturmuş çalışmaktayken içeriye Abraham isimli esrarengiz bir Yahudi girdi. Elinde tuttuğu eski bir defter göze çarpıyordu. 21 sayfadan oluşan el yazması notların bulunduğu bir defter. Nicholas'ın kısa zaman önce rüyasında görmüş olduğu deftere ne kadar da benziyordu. Defterdekilerin ne anlama geldiğini başlarda kimse anlayamayacak olsa da ilerleyen zamanlarda yazılanları çözecek olduğu bildirilmiştir rüyasında. Tüm bunları hatırlayan Nicholas gizemli defteri Yahudi'den satın aldı. Çevresindeki insanlar Nicholas'ın ölümsüzlük iksirine ne kadar kafayı takmış olduklarını biliyorlardı. Fakat 22 Mart 1418'de Nicholas hayatını kaybederek gömüldü. Nicholas'ın büyük bir sır sakladığından ve o sırla beraber mezara gömülmüş olduğundan şüphelenen iki hırsız, bir gece Nicholas'ın mezarını tekrar açtılar. Ama o da ne? Mezar bomboş. O günden sonra Nicholas'ın bir Arap ülkesinde görülmüş olduğuna dair söylentiler olsa da, başta da dediğim gibi bunlar asla gerçekliğini öğrenemeyeceğimiz efsanelerden ibaret gibi görünüyor. Lokman Hekim'in de bulduğuna inanılan iksirin bize pek faydası olmayacağını bildiğimize göre, onun hikmet dolu nasihatlerinden faydalanmak ve kendimize dersler çıkarmak yapılabilecek en doğru şey olsa gerek. Tıpkı oğluyla arasında geçtiği şu sohbette olduğu gibi. Lokman Hekim oğluna bir gün şöyle dedi. "Oğlum, hayatında 3 şeyden taviz verme. 1. En iyi yemeği yemekten. 2. En konforlu yatakta uyumaktan. 3. En lüks evde oturmaktan." Bunu duyan oğlu, "Ama baba, biz fakiriz. Ben bu söylediklerini nasıl gerçekleştirebilirim ki?" deyince Lokman Hekim şöyle cevap verdi. "Sadece acıktığında yemek yersen en iyi yemeği yemiş olursun. Çok çalışıp yorgun bir vaziyette uyursan en konforlu yatakta yatmış olursun. İnsanlara iyi muamele yaparsan onların kalbinde yer edinirsin ve böylece en lüks evde oturmuş olursun."